Evet arkadaşlar, bayram özelinde Asarlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Gıybet edenin duası makbul olmaz. Gıybet edenin iyi işleri makbul olmaz. Gıybet edenin kötülükleri artar. Gıybet öyle kötü bir ameldir ki sahibini perişan eder. Gıybet eden kimse Allah-u Zülcelal tarafından 10 türlü azaba çarptırılır. Bunlar gıybet eden kimse Allah-u Zülcelal'in rahmetinden uzak olur. İki, melekler onunla arkadaşlık yapmazlar. Üç, sekaret esnasında ruhunu çok zor teslim eder. Dört, cehenneme yakın olur. Beş, cennetten uzak olur. Altı, kabir azabı çok zor olur. Yedi, işlediği bütün iyi amelleri boşa gider. Sekiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu ondan eziyet çeker. 9. Allah-u Zülcelal ona darılır. 10. Kıyamet günü ameller tartıldığı zaman o kimse amel terazisinde her şeyini yitirmiş olarak kalır. Allah-u Zülcelal Musa aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Ya Musa, gıybet eden kimse yaptığı gıybetten tövbe ederek ölürse o cennete en son girenlerden olur. Kim de gıybetin üzerinde ısrar ederek ölürse o cehenneme ilk girenlerden olur. İşte bütün bunlardan gıybetin insan için ne kadar zararlı olduğu anlaşılmaktadır. Bunları bile bile hala gıybetin üzerinde devam etmek, ondan kendimizi muhafaza etmemek akılsızlıktan başka bir şey değildir. Onun için herhangi birinin gıybetini yapacağımız zaman hemen kendi kusurlarımızı hatırlayıp gıybet yapmaktan kaçınmamız lazımdır. İnsanların gıybetinden uzak durduğumuz zaman hem diğer insanlar bizi sevecek hem de Allah-u Zülcelal bizden razı olacaktır inşallah. Gıybetin yapılışı şekli bir kimsenin kusuru olarak söylenen her şey gıybettir. Yani onun bedeninde, soyunda, huyunda, sözünde, işinde, elbisesinde, binisinde olan bir kusuru söylemek gıybettir. Örneğin bir bedeninde bulunan bir noksanlıktan dolayı gıybet etmek Hazreti Ayşe radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Safiye'nin boyu kısa değil mi dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Ya Ayşe, öyle kötü bir söz söyledin ki denize düşse onu kirletir. Ebu Davud 2. Soyca gıybetini yapmak. Babası fasıktır ve düşük biridir, çöpçüdür gibi sözlerle yapılan gıybettir. 3. Ahlaki yönden gıybet yapmak filan kimsenin huyu kötüdür, cimridir, kibirlidir, hırsızdır, içkicidir. Namaza karşı tembeldir. Çok uyur gibi o kişinin ahlakındaki kusurlarını konuşmak gıybettir. 4. Elbisesi ile gıybet etmek filan kimsenin etekleri uzundur veya elbiseleri kirlidir gibi sözlerle yapılan gıybettir. Bir de hakaretlerle başkasının kusurlarını anlatmak da aynı dille söylemek gibi gıybettir. Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Arkadan çekiştirmeyi yüze karşı el, kaş, göz işaretiyle alay etmeyi ve ayıplamayı adet edinenlerin vay haline demiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anh demiştir ki, bir kadının boyunun kısa olduğunu elimle işaret ettim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya Ayşe gıybet ettin. Demek ki gıybet o kadar hassas mesele ki insan hiç farkında olmadan gıybete düşebilir. Onun için gıybetten muhafaza olabilmek için nelerin gıybet olduğunu ve bu gıybet hastalığının nasıl tedavi edileceğini bilmek lazımdır. Gıybetin ne kadar zararlı olduğunu bilen bir kimse onun yapıldığı yerde bile durmaz. Ya da gıybet edenlerin bu yaptıklarından vazgeçirmeye çalışır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde her kim müminin kardeşinin gıyabında ırzını savunursa kıyamet gününde onun ırzını savunmak Allah-u Zülcelal'ın üzerine hak olur buyurmuştur. Ama böyle yapmayıp gıybet edildiğini bildiği halde o gıybet edenlere engel olmayan kimse onları tasdik etmiş ve günahlarına ortak olmuş olur. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kimin yanında bir mümin kardeşinin gıybeti yapılırken gücü yettiği halde mümin kardeşine yardım edip gıybet edene mani olmayarak onu kendi haline terk eden kimseye Allah-u Zülcelal çok muhtaç ve çaresiz olduğu zamanda kıyamet gününde terk eder. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler dilerim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.